Simülasyon Türk'ten herkese merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe Koç Simulator 3. videosunda gece sürüşünü göstereceğim. Şu an Hamburg şehrindeyiz. Hamburg otobüs terminalindeyiz. Burası arkadaşlar şu an pek belli olmasa da gerçeğe göre yapılmış. Gerçekteki otogar, otobüs terminali modeli gibi. Daha önce açıklanan ve yayınlanan videolarda bazı şeylerin arkadaşlar birebir olacağı, işte birebir olmasa da büyük olacağı ama bazılarının böyle birbirinin kopyası olacağını öğrenmiştik. Bu da onlardan biri. Şimdi Hamburg şehri haritayı göstermem için otobüse girmem gerekiyor. Şu an yapay zeka otobüsü görmüyor ve takıldı. Şimdi gece görüntüsü şöyle. Yani her şey olması gerektiği gibi gayet iyi. Herhangi bir eksiği, çok ciddi bir eksiği yok. Normal bir gece görüntüsü. Gökyüzü, yıldızlar, sokak lambaları. Bu şekilde yolu aydınlatıyor. Ay, bu çok güzel mesela. Bu çok hoşuma gidiyor benim. Binaların ışıkları. Bu uyarı ışıkları. Bunlar güzel. Bu ayrıntılar düşünmüşler. Şimdi MAN otobüsümüzün arkadaşlar iki akslı versiyonunu kullanacağız. Şu an pek bir şey belli olmuyor. Saat 02. Hava bir de bulutlu. O etki ediyor mu bilmiyorum. Etki etmiyor olabilir. Başlarken bulutlu veya güneşi seçebiliyorsunuz. Şimdi hava kapalı olduğu için doğal olarak güneş olayı olmuyor ama bulutlu hava etki eder mi diye düşündüm de pek bir etki etmedi arkadaşlar. Aynen. Şöyle açalım. Bayağı da karanlık lan. Şimdi otobüs terminalinde ışıklandırma yok gördüğünüz gibi. Yolcu falan da yok. Başka otobüsler falan da yok. Bunları belirttim ben onlara. Bu oyunla gerçekten ilgileniyorlar arkadaşlar. Şimdi hem yapımcı olarak geliştirici ekibini diyorum hem de yayıncılar yani Airsoft şirketi gerçekten ilgileniyor. Çünkü diğer oyunlar planlanır, programlanır. Bu olur, bu özellik olacaktır. Bu kadar kişiye hitap edecektir, bu kadar satış yapılabilir falan. Bunlar tahmin edilebilir şeyler. Öyle de oluyordu. Yani bitiyordu oyun, kalıyordu öyle. Ama artık bir şeyler değişiyor yani bu motorla, bu oyunla bir şeyler değişiyor. Şimdi binelim otobüsümüze. Bayağı da kör karanlık lan. Yani ne eksik şimdi, bak şurada ışıklar var ama yanmıyorlar. Aynen, elektrik vermemişler buraya, belediye elektriği kesmiş. Şöyle iki yapalım. Evet. Her yer karanlık hala, çok güzel. Evet, farlar yandı. Çok belli olmuyor şu an. Açacağım tekrar L. Şimdi kabin ışıklarını açalım. Göstergeleri açtık. Farları açtık şimdi arkadaşlar, kısa. Uzunlar. Ne yapacağız? Bir de kabin ışıklarını açacağız. Şimdi bu free play modunda oynuyorum. İnterneti açalım. Şu ışıkları açalım. Aa, dur, kaçırdık onu. Bunlar fareyle dokunulabilir yani. Fareyle açabiliriz bunları. Şöyle de açalım. Evet, olay bu. Geceleri böyle oluyor. İki akslı. İki akslının sürüşü biraz daha sert. Belirtelim arkadaşlar, şu an oyunun beta versiyonu, o yüzden ya bu kadar erken videolara başlamak aslında biraz kötü. Ama oyun iyi olduğu için böyle yapıyorlar. Ya beta olduğu için her şey geliştirilmekte, yani ne olur bilemeyiz. Ağustos ayında, Ağustos ayının ilk haftasında, 13 Ağustos'ta diyelim, lansman yapılacak çünkü bir tur falan düzenleyecekler Flixbus otobüsleriyle. O zaman birçok şey belli olacaktır, yani tam hali, son sürüm belli olacaktır. Daha çok farkı olur mu? Olmaz tabii ki de. Böyle yansıması var. Şöyle görüyorsunuz yolun. Çatlaklar falan olduğunda daha da bir güzel görünüyor. Buradan da artık görebiliyorsunuz. Daha önce bu özellik yoktu ben ilk videoyu çektiğimde. Sonra geldi. Harika oldu. Şöyle gerçekten iyi. Hop. Vitesde bıraktık. Kapıyı kapatalım. Ötüyor. Yani kapı açık giderseniz araba ötüyor arkadaşlar. Doğal olarak böyle bir sistem var. Şimdi buradan ben sağa döneceğim. Otogar güzel bir otogar. Gündüz görüntülerine bakabilirsiniz. Yani gerçek görüntüsüne bakabilirsiniz. Bazı şeyler birebir olacak, büyük olacak. Bazıları önemsiz olduğu için küçük olacak. Şöyle döndürelim, hani
bunda pek fazla yana yatmıyor. Niye derseniz yani sert bir sürüşü var. Diğer otobüsün öyle değil. 3 akslı. Ya bitmediği için işte dediğim gibi bir şey söyleyemiyorsunuz. Çok eksik var daha. Bu beta sürümüne şu an güncelleme gelmedi. En son geçen hafta gelmişti. Geçen hafta işte yolcu sesleri eklendi. Bu içeriden gözüken işte bu far olayı geldi. Ve benzeri hata düzeltmeleri. Ama şu an yolcu sistemi biraz bozuk. O düzeltilecektir muhtemelen. Bu hafta güncelleme bekliyorum. Bilemem yani bizim sürüme ne zaman gelir. Şimdi şöyle. Vallahi buradan nasıl çıkacağız ben de bilmiyorum. Acayip acayip. Buradan çıkacağız ya. Gece trafik yok, garip. Yani yok. Şöyle çatlakları görüyorsunuz yoldaki. Bir de yağmurda var ya, burası efsane oluyor. İnanılmaz oluyor. Onu da bir sonraki videoda göstermek istiyorum arkadaşlar. Video biliyorsunuz aslında pazar günü yayınlanacaktı. Yani ben öyle istemiştim. Veya pazartesi. Onay durumuna bağlı tabi. Ama yani yayınlanacaktı. Cuma akşamı biliyorsunuz çok kötü bir olay oldu. O nedenle hiç ne moral kaldı ne çekecek kafa. O yüzden şimdi yayınlanıyor. Evet. Yine bunda da yana yatma var gördüğünüz gibi. Yana yatma değil de yani şu an bitmediği için böyle demek ki tepki veriyor araç. Ama belirttim yani, gerçeğe göre olursa bu sesler, gerçeğe yakın bir şekilde ayarlanırsa sürekliliği artar. Evet, bu polise de görmüşken söyleyeyim. Yani şu an polis olayı var. Sizi çevirebiliyor yollarda ama polis memurları yok yanında mesela. Bunlar eklenebilir. Şimdi soldan dönüyorum. Şeyler biraz sıkıcı arkadaşlar. Size şimdi yeni diye güzel gelebilir. Öyle zaten. Temelde çok iyi ama bir süre sonra şeyler sıkmaya başlayacaktır. Bu yüzden özgünleştirilmesi gerekiyor. Yani ETS'ye gidebiliyorsunuz. DLC'ler nasıl azalanıyor? O ülkenin, o şehrin, o bölgenin önemli yapılarını, önemli bitki örtüsü olabilir, binalarını aktarıyorlar. Yollarını aktarıyorlar. Burada her şey hazır olarak eklendi. Yani bu binalar, fabrikalar, her şey hazır olarak eklendi. Almanya'daki binalar bile olsa diyelim. Bir önemi yok. Otomatik olarak oluşturulmuş bir harita var burada. Bu biraz kötü bir durum olabilir. Bizim için önemli olan ne? Oyun çıktıktan sonra geliştirilmesi, yani desteklenmesi. Şu yol çatlakları da çok güzel görünüyor. Bunlar da mesela işte şu an etki etmiyor otobüse. Yani edebilir mi? Tam sürümde beklemiyorum böyle bir şey. Ama mümkün biliyorsunuz. Motor çok güzel olunca insan basit hatalar istemiyor. Yani tam sürümde böyle çok daha iyi bir şekilde çıkmasını istiyor. Ama mümkün değil tabii ki de, yani insan yapıyor sonuçta. Dışarıdan göstereyim biraz. Dışarıdan da böyle görünüyor. Gece gündüz döngüsü olduğundan arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Bu hava değişebiliyor yani sabah vakti, işte akşam vakti, güneş batarken bunlar fark ediyor. Kiel'e doğru gideceğiz. Buradan sağa gireceğiz. Kiel. Yukarı doğru çıkacağız. En son şehir zaten yukarı doğru, kuzeyde.
bu sesler geliyor, evet, dönerken otobüs vuruyor galiba bir yere. Yani tekerlekler mi vuruyor anlamadım. Sert sürüş dedim hani, sert sürüşe sahip bir otobüs. Bayağı bildiğiniz hani sert bir sürüşü var. Diğer otobüsün süspansiyonu biraz daha hissedilebiliyor ama bunda onda da çok fazla yana yatıyor, buna da yana yatıyor. Tabii çok hızlı döndüğünüzde devrilmediği için otobüs arkadaşlar. Böyle bildiğin hani sağa doğru yatıyor otobüs. Ya fizikler biterse belki bir şeyler değişir. Gerçeğe göre, gerçeğe yakın fizik ve ses kullanılırsa daha da başarılı olabilir. Olmasa bile oynayacaksınız. Yani şu an beta sürümünde oynanabilir bir oyun olduğundan, ya bu çok önemli. Beta sürümünde oynayabiliyorsunuz. Bunu görünce insan işte daha çok şey istiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani daha çok şey istiyor insan. Çünkü yok yani şu an kim bekler ki seni 2 yıl diğer oyunu geliştireceksin. Hop. Yapay zekanın farları daha da önde çıkıyor. Böyle bir gariplik var. Bir 2-3 metre önde galiba. Öyle bir olayı var. Onlar düzeltilir. Böyle sağa geçelim şimdi. Bak. Bak. Trafikte otobüs görmüyoruz biliyorsunuz. Yani otobüs terminalinde de olması gerekiyor. Şehir içinde işte, daha doğrusu yani trafikte olduğunda zaten her yerde görünecektir otobüsler. Yani öyle bir olay yok. Onu da yazdım. Ya bu otobüsün modeline de razıyım. Yani bizim dışımızda Flixbus otobüse dolaşsın. Onun dışında farklı otobüs modelleri de olabilir. Lisanssız bir şekilde işte Mercedes Benz, Travego, Turismo, Setra otobüsler olabilir. Tabii bunları bilemeyiz yani. Bunlar nasıl olur bilemem. Yani zor bir şey değil aslında da. Belki olabilir tam sürümde. O bilgileri yeniden okumamız gerekiyor. Geliştirici günlüğünde her şey aslında açıklanmıştı. Arkadaşlar şu an otobüste yolcu olmadığı için biraz boş bir sürüş oluyor aslında benim için de. Pek dikkat edemiyorsunuz. Bu saatte de zaten yolcu alamıyorsunuz, o da var. Oha lan, nereye gideceğiz? Aa bildiğim bak farlar. Aa bak çok sakat bir durum şu an. Tabelayı göremedik ya. Vallahi tabelayı göremedik. Buradan düz gideceğiz ya. Vallahi. Lan tabela görünmüyor. Eyvah eyvah. Vallahi. Bu var ya çok büyük bir problem he. Çok büyük bir eksik. Ben bu kadar oynamamıştım ya. Dikkat mi etmedim ya, anlamadım. Şey içinde dolaşmıştım çünkü ben gece testlerinde. Dışarıda çıktım. Bundan önceki sürümde mi? Bilmiyorum, hiç fark etmedim ya. Ya da benim gittiğim yerel yolda yoktu galiba tabela falan. Yani benim ya farlar görmüyor yani, o tabela ışık da yok zaten. Ya orada bir şeyler yapılacaktır ya. Garip olmuş. Sanki böyle dünyanın sonu. Evet, yandan bir cip geldi. Hop buradan da bir tane. Maşallah maşallah. Fişek gibiler ya. Fişek gibiler vallahi, hiç bakmıyorlar. Otobüs var. İnsan taşıyor bu adam. Başına bir iş gelmesin. .02'de başlatmıştım arkadaşlar. Şöyle 2.16 olmuş aynı. 15 dakika zaten önce başlıyor. Seçtiğiniz zaman. Böyle bir olayı var. Daha fazla yolcu taşıyabiliriz işte. Ya belki tabi gece, ya gece de yolculuk yapılabiliyor ama onları bilmiyorum yani. Şöyle bir durum var. Avrupa'da taşımacılık farklı. Bu Flixbus'un videolarını izleyin arkadaşlar. Gerçekten adamlar aşmışlar ya, artık kendilerini bayağı aşmışlar. Eurolines de var. Eurolines'ın biliyorsunuz skinleri şeyde vardı. Eurocoach Simulator'ın ilk görüntülerinde vardı. O firma biraz daha eski usul takılıyor galiba. Ama Flixbus firması bayağı modern. Her şey teknolojik.
işte müşteri memnuniyetinin en üst düzey olduğu bir firma diyebiliriz. Videoları var, röportajlar işte böyle yolculuklar var. Onları izleyebilirsiniz. Bilgi sahibi olursunuz yani. Sonuçta Flixbus firmasının şoförü olacağız burada. Bu firmanın da ayrıca zaten bu oyunda olması işin ciddiyetini biraz arttırıyor. Profesyonellik katıyor, imajını da yükseltiyor. Bir değer katıyor bu oyuna. Onun dışında ne olurdu? Ne yapılabilirdi mesela isim olarak? Ya Fenbas olabilir, yine aynı isim deriz de. Çünkü Fenbas'ın anlamı uzun mesafe otobüs taşımacılığı vesaire, o anlama geliyor. Bak bu ses çok biraz beni ürpertiyor ya. Evet, şu an ayın yansımalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu manzara mükemmel bence. Şurada bir screenshot aldık. Hop. Çılgın şoför ya. Bak. Aynadan belli oluyor ama çok belli olmuyor. Yani bitmediği için. Çok fazla karanlık oluyor mu? Vallahi gördüğünüz yani. Şu an ay var. Çok fazla karanlık olmuyor. Şu an yapay zeka durmuş durumda. Ne oldu lan? Ne yaptınız burada? Anlamadım. Ne yapıyorsun? Abo. Sen ne yapıyorsun? Lan ben varım burada. Aa, çılgın ya bunlar. Almanlar artık Unity oyun motorunu terk ediyor galiba. Ya da daha doğrusu eski sürümünü, eski yapıyı terk ediyorlar. Çünkü yeni oyunlar geliyor arkadaşlar. Gamescom'da tanıtılacak hepsi. Unreal Engine 4 motoruyla geliştirilen bir sürü oyun var. Airsoft'un zaten bu var biliyorsunuz. Astrogon birkaç tane stüdyoyla anlaşmış. İtfaiye simülasyonu var arkadaşlar bir tane, 2017 yılında çıkacak. O mesela Alman bir stüdyo tarafından Unreal Engine 4 motoruyla geliştiriliyor. Bir tane daha balıkçılık oyunu var. Bildiğiniz balık tutma yani, tekneli mekneli böyle. Ayrıntılı adamlar yapmış. Kim yapıyor? Çünkü Norveçliler yapıyor adamlar. Norveç'te Rusya'sında yer alan Barents denizinde geçecek oyun. Orada balık tutma, balıkçılık oyunu geliştirmiş Unreal Engine 4 motoruyla. O oyun tanıtılacak. O daha önce zaten tanıtılmış Gamescom 2015'te. Tabii şimdi çıkışa yakın. Yani 2017 yılında çıkması bekleniyor. Astrogon'la anlaşmışlar. Onlar yayınlayacak oyunu. Bir şeyler değişiyor. Yani onu bilin. Bir şeyler değişiyor artık. Yani işte insanlar daha da iyisini istiyor ve kötü oyunları bu devirde satamazsın. Yol da güzelmiş. Yolun yapısı da güzel. Yani bu kaplamalar da güzel, farklı değil mi? Bunu fark edersiniz. Böyle kabarmış sanki.
sabaha karşı güzel bir hava oluyormuş. Yolculukları severim. Gece yolculuğu güzeldir. Sabaha karşı genelde yani Edirne'den İzmir'e sabaha karşı varırsınız. O manzara mükemmeldir. Bu otobüste bir kısmını yaşıyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Harita modlaması var biliyorsunuz. Oyun çıktıktan sonra modlama desteği gelecek. Motor için, motorda Unreal Engine 4'te bir editör yayınlanacak. SDK'sı yayınlanacak yani Fernbus Coach Simulator'ın. Onu indirip mod geliştirmeye başlayacaksınız. Hop 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 hop. Harita modu yani bir Türkiye haritası yapılabilir. Eğer her şey güzel olursa yani iyi bir destek olursa, bir sınır olmazsa, optimizasyon güzel olursa zaten çoğu kişi ilgi gösteriyor. Başından beri bak bir yıldır oyunu tanıtıyoruz. Paylaşılan her konu, yazılan her haber, Facebook'taki ekran görüntüleri paylaşıyorduk. Millet çıldırıyordu. Çıldırıyordu yani oyun için. Öyle bir oyun geliyor yani. O yüzden başarılı olabilmeniz için arkadaşlar yani geliştirmeniz gerekiyor. Şu an normal hızımda gidiyorum yani 70, 80, 90. Zaten trafik var, çok hızlanamıyorum. Yavaş da gitmek istiyorum açıkçası. Şu an sesi yani motorun sesini ya tamam. Yeni motor tamam. Euro 6 motor kullanılıyor burada. Tamam yeni bir araç yani çok ses geçirmeyebilir içeri ama biraz daha net duyabilirim. Çevredeki arabaların sesini daha çok duyuyorum. Yani normalde duymamak gerekiyor biliyorsunuz değil mi? Yani çok hızlı geçmediği sürece çok yani, ses geliyor içeri. Camı açarsak daha da ses geliyor mesela deneyelim. Şöyle görüyorsunuz. Kaza yaptık ya. Ne olmuş ya, trafik mi var burada? Şerit mi daralıyor? Ne yapıyorsunuz ya? Bir sağ sol yani. Kiel'e geldik bu arada. Buradan yukarısı İskandinavya. Bak gömdük direği. Direkt kırıldı. Çevredeki parçaların böyle yıkılması güzel. Ses de çıkıyor güzel. Ya bu sesler var ama işte motorun sesini biraz daha net duymamız gerek. Evet aynı şehir şu an. Potsdam'ın kopyası gibi burası. Öyle diyebilirim. Karşılıklı iki tane durak var arkadaşlar. Burada da bir tane durak var. Burası pasif ama kullanılmıyor. Her durak da kullanılmıyor yani onu da bilelim. Onlar şehir içi otobüsü içindir muhtemelen. Ama oyunda yer alıyor. Bak arka kamera. Çok güzel bir özellik. Harika. Ya şimdi bu sola dönmek için de geçeriz biz ya, sıkıntı yok. Tabi bunlar giderse. Hop. Ya bu kısa. Yani şehir içine geldik. Bu kısalığı yakalım. Bayağı bildiğin öndeki adamı kör ettik ya. Gözlerini aldık adamın ya. Küfretmiştir bize şimdi. Vallahi küfretmiştir.
böyle çok güzel ya. Mükemmel. Böyle daha güzel görünüyor. Çıkalım, böyle beklemeyelim hiç. Allah'ım ya. Vurmadan duramıyorlar. Bak, etraftaki ışık yansıyor. Güzel bir görüntü oluşuyor. Buradan sola döneceğiz. Aynı Potsdam şehri. Bu yol da biraz sakat ya. Sağdan geliyorsun, sonra sola geçeceksin, yamuk. Otobüs kullanıyoruz ya, araba kullanmıyoruz. Evet, burada bakın şimdi. Duraklarımıza geldik. Tam sürümde bir sefer bittiğinde buradan tekrar sefer alabileceğiz. Evet, bak bu duraklarda ışık sistemi var ama otobüs terminalinde yok. Kapıları açtık otomatik olarak. Buradaki ışıklar yandı gördüğünüz gibi. Buradaki ışıklar da yandı. Muavin olacak mı? Yani şu an aslında biz muaviniz, kaptanız. Biraz garip bir durum. Otobüs sallandı sanki ya. Ya motor sesi dışarıdan çok güzel duyuluyor. Ama ya bitmediği için bir şey söylemeyelim ya. Tamam, hani ben karıştırmayacağım. Şu an gece görüntüsü böyle. Uzaktan bakalım. Gerçekçi. Gayet iyi. Yanında otobüs olduğunda böyle arkadan bir tane otobüs daha geldiyse böyle efsane olabilir. İşte daha fazla yolcu. Tabi geceleri az olacaktır. Trafik az olacaktır. İşte yolda yürüyen insanlar az olacaktır ama gündüzleri biraz daha fazla olabilir. Yani otobüsü doldurabilelim. OMS2'de bile ayakta yolcu alıyorduk ya. OMS2'de yani, sıkış tepişti otobüsün içerisi. Doldurabiliyorduk yani uzun hatlarda. Ya bunda da öyle yapalım. Ya full çekelim yani. Oluyor yani, 15 tane falan yolcuya denk geldim ama alamadım onları. Sıkıntı var işte, şu an bug var. Vallahi şu an çok mükemmel bir görüntü var ya. İnanılmaz, inanılmaz. Arabalar yukarıda. Bunlar, evet, bunlar uçan arabayı icat etmişler. Tekerlek var ama uçuyor yani, değmiyor. Böylece işte yolda yıpranma olmuyor. Yıpranma olmayınca işte masraflar artmıyor. Sonra egzoz ve motor çalışmadığı için de demek ki çevreyi de kirletmiyor. Böyle bir olay var. Buralara bakayım. Buradan sonra gidiş yok. Evet. Yasakmış. Siz kimi yasak ediyorsunuz lan? Oh, nereye geldik lan? Kaç 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 kaç, burası yasak bölge. Ya bakayım dedim de yani, bildiğin. Vallahi süper. Işıklar işte, bak trafik ışıkları. Vallahi farlar kaç metre ileride lan? Var ya 3-4 metre var yani ileride yani. Bir araba daha sığar buraya. Vallahi sığar ya. Bunun farları da nerede? Bunun farları da şimdi bak bu tarafa bakıyor bak. Gördün mü? Maşallah yani.
Buraya iki araba sığdırırım ben. Hadi bir tane de ufak bir araba ver. İyi, güzel. Kel geceleri nerede akıyor? Nerede başlıyor? Vardı birkaç tane şehirde kazino mazino var yani. Şu arabayı kullanmak isterim tabii ki de. Değil mi? Bunlar ileride diğer oyunda modda gelebilir. Burası Rebecca. Bu gerçek mi bilmiyorum. İndirim. Güzel. Market. Evet, Fenbas Koç Simulator'ın 3. videosunda arkadaşlar gece sürüşünü gösterdik. Gece atmosferini, gece görüntülerini gösterdik. Güzel, tatmin edici. Daha iyi olabilir tabii ki de yani. Motor iyi. Firmada çalışırsa yani her şey güzel burada. Fenbas Simulator başarılı olabilir ama geliştirilirse özgün bir grafik, özgün bir oynanış sunduklarında çok başarılı olabilirler. Böyle bile oynayabiliyorsak, böyle bile üzerine bir sürü muhabbet edebiliyorsak başarmış demektir bu. Yani başarmışlar. Steam'de oynuyorum bu arada. Hani 15 saat oldu. Steam'de çıkacaktır. Uygun bir fiyat söyledik. Eğer o fiyattan çıkarsa herkes alabilir. Şu an herhangi bir şey yok. Göremiyor zaten kimse beni oynarken. Evet, telefon edebiliriz buradan. Ya şu an şehri keşfe çıktık. Bitirmek istemiyorum çünkü bakmak istiyorum neler var diye, neler eklemişler diye. Siz de böylece görmüş olursunuz. Yani bisikletler falan var her tarafta. Hatta şöyle bir olay var. Yani bu otobüste o ekipman yok. O arkaya bir bagaj takıyorlar. Oraya bisikletleri koyuyor yolcular. Muhtemelen o özellik Neoplan Skyliner'da, yani çift katlı otobüste olabilir. Setraların bu çift katlı otobüslerinde bir video vardı işte. Orada adamlar alıyor koyuyor arkaya yani. Hiç tafra falan yapan yok orada sana. Bisiklete niye geliyorsun diyen yok. Arkaya koyuyor. Türkiye'de de birkaç firmada öyle bir uygulama var arkadaşlar. Neyse, ben fazla uzatmayayım, çok konuşuyoruz yoksa. Bir sonraki Fenbras Koç Simulator videosunda gece yağmur yağışını göstereceğim. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar.